Şimdiki sorumuzda bize sekant 180 artı kosekant 270 bölü kosinüs 1080 nedir diye sormuş. Şimdi sekant 180 derece demek aslında 1 bölü kosinüs 180 demektir. Şimdi kosinüs 180 neydi? Eksi 1'di. O zaman burası ne geldi? Eksi 1 geldi. O zaman burası eksi 1 oldu. Şimdi bize sorduğu şey kosekant 270. Kosekant neydi? 1 bölü sinüstü. O zaman biz buraya ne yazalım? 1 bölü sinüs 270 yazalım. Sinüs 270 neydi? Eksi 1'di. O zaman burası da eksi 1 geldi. O zaman burada eksi 1 oldu. Şimdi kosinüs 1080'deyiz. 1080 360 çarpı 3'tür. Yani aslında burası kosinüs 0'dır. Kosinüs 0'da kaçtır arkadaşlar? 1'dir. O zaman bu alt tarafta kaç geldi? 1 geldi. Üst taraf eksi 2, alt taraf 1. O zaman bunların oranı da ne olmuş olur? Eksi 2 olmuş olur. Doğru cevabımız Adana'dır. Şimdiki sorumuzda ABC sayılarının trigonometrik fonksiyonların farkları şeklinde belirtmiş. ABC sayılarının doğru sanışı hangisidir diye sormuş. Şimdi önce B ile başlayalım. Kosinüs 80 nedir arkadaşlar? Sinüs 10'dur. Kotanjant 10 da tanjant 80'dir. Şimdi tanjant 45 zaten kaçtı arkadaşlar? 1'di. Tanjant 80 açı büyüdükçe tanjant değeri büyüyordu 0 ile 90 arasında. O zaman tanjant 80 1'den büyüktür. Sinüs 10 da Zaten sinüs 91'dir, diğerlerinde hep nedir? 1'den küçüktür. O zaman sinüs 10 küçüktür. Tanjant 80 dersem, küçükten büyük çıkardığınız zaman bunun sonucu ne gelecek? Negatif gelecek. Tanjant 50, 1'den büyüktür. Doğru mu? Bu büyüktür 1, bu da küçüktür 1. O zaman 1'den büyük bir sayıdan 1'den küçük bir sayı çıkartırsanız, bunun sonucu nedir? Pozitiftir. Aynı şekilde 1'den büyük bir sayıdan tanjant 52, 1'den büyüktür. Çünkü tanjant 45 1 olduğuna göre tanjant 52 birden büyük. Sinüs 38 de birden küçük bir sayıdır. Büyükten küçük çıkardığınız zaman ne olacaktır? Pozitif olacaktır. O zaman bu durumda bizi ilgilendiren şey A ile C'nin sıralaması oldu. En küçük açımız, daha doğrusu en küçük sayımız ne geldi? B geldi. Şimdi A tanjant 50 eksi sinüs 40 yaptı. C de tanjant 52 eksi sinüs 38 yaptı. Şimdi şöyle bir yorum yapsam. Tanjant 50, tanjant 52'den küçüktür. Sinüs 40 da sinüs 38'den büyüktür. O zaman bu ikisi arasındaki fark daha azdır. Tanjant 52 yani sinüs 38 çıkardığım zaman ne olacaktır? Daha büyük çıkacaktır. Mesela şöyle bir ifade yapalım. Burasını m diyelim, burasını n diyelim. Burasını x diyelim, burasını y diyelim. Şimdi n, m'den ne olacaktır? Büyük olacaktır. Doğru mu? Tanjant 52 tanjant 50'den büyük. Aynı şekilde sinüs 40 sinüs 38 diye mantığıyla düşünürsek x de y'den büyüktür. Şimdi bizden ne istiyor? m eksi x diyor. Şimdi m eksi x'i nasıl belirtelim? Şimdi m küçüktür n. Burayı eksi ile çarparsanız eksi x küçüktür eksi y'dir. Bunları alt alta topladığınızda m eksi x küçüktür n eksi y'dir. O zaman buranın değeri buradan daha küçük olmuş oluyor. O zaman buradan da ne yorum yapabiliriz? A da C'den küçüktür. O zaman B küçüktür, A küçüktür, C cevabı doğru cevabımız olacaktır. Yani doğru cevap E'dir nedir? Şimdiki sorumuzda bize düzlemde KPO dik üçgeni verilmiştir diyor. KPO dik üçgeni bir tane alfa açısını vermiş. Yalnız dikkatli bakın alfa açısı nerede? Negatif yönde ilerlemiş. Aslında alfa açısını biz ne alacağız? Negatif alacağız. Bir de burada bir beta açısı var. Buna göre kotanjant beta ile tanjant alfanın değerini sormuş. Bu şekilde söylediği için şimdi bir de burada bir tane 90 var. Burada bir tane 90 var. 180 var. Şimdi şurada bir açı taşıma yapalım. Bu beta ise mesela bu teta olsun. O zaman alfa, e, beta ile teta'nın toplamı 90 ise bu teta ise burası da ne yapacaktır? Beta yapacaktır. O zaman alfa aslında bir eksi 180 gelmiş bir de eksi beta gelmiş diyebiliriz. Bizden bunun nesini istiyor? Tanjantını istiyor. O zaman biz tanjantını hesaplayalım. Tanjant eksi 180 eksi beta değilim. Şimdi tanjant içindeki eksiği ne yapabiliyordu? Dışarı alabiliyordu. Ya da şöyle yapabiliriz. İçeriye bir tane 360 ekleriz. Nasıl olsa 360 eklemek bedavaydı. O zaman burası ne oldu arkadaşlar? Tanjant 180 eksi beta yaptı. Tanjant 180 eksi beta. 180'i kullandığımız için fonksiyon isim değiştirmiyor. Yine tanjant beta kalıyor. Fakat e, ikinci bölgede olduğu için ne oluyor? Eksi oluyor. Yani tanjant alfa ne eşit oldu? Eksi tanjant beta eşit oldu. Bir de bizim neyimiz var? Kotanjant betamız var. Yani aslında biz beta açısını bir dik üçgen içerisinde halledebilirsek, çözebilirsek sorun ortadan kalkacak. Şimdi bu eksi 6 4 noktası. Şimdi bu noktanın y ekseni olan uzaklığı x'in mutlağıydı. Yani burası 6 birim. Burası 4'müş o zaman burası da 4. Bir orada öklüt olduğunu gördünüz herhalde. 6'nın karesi eşittir 4 çarpı mesela buraya k desem K'dan. K'mız kaç gelecek? 9 gelecek. O zaman şurası kaç yaptı? 9 yaptı arkadaşlar. O zaman cıma. Şimdi şuradaki üçgenden biz işimizi ne yapmaya çalışalım? Çözmeye çalışalım. Kotanjant beta eksi tanjant beta bize lazım. Kotanjant beta komşu bölü karşı. Yani 9 bölü 6. Yani 3 bölü 2. Tanjant beta da tam tersi 2 bölü 3. Buradan işlem yaparsanız buraya 3 buraya 2 yazarsanız paylaştırmak için. 9'dan 4 çıktı ne kaldı? 5. 5 bölü 6'dır bizim doğru cevabımız. Yani doğru cevabımız Adana'ymış. Şimdiki sorumuz da sert bir soru aynı zamanda. Şimdi teker teker dikkatli bakmaya çalışalım. İşlemi bol bir soru. ABC bir tane gri bir üçgen. 3 üç tane dedik üçgen vermiş pembe yeşil. Mavi diye. Sonra bunları ne yapmış? Dik üçgenlerin e, di, köşelerinden birer tanesini A köşesine denk getirmiş. Bir kenarında bir dik kenarında ne yapmış? AB'nin üzerine denk getirerek üçgenleri ABC üçgeninin üzerine çizmeye çalışmış. Üç tane öncülde. Bunlardan hangisi elde edilebilir diyor. Şimdi ben şöyle bir şey düşünsem. Şu açının yani ABC üçgenindeki A açısının kosinüs teoremiyle değerini bulsam yani 4'ün karesi eşittir. 6'nın karesi artı 8'in karesi Eksi 2 çarpı 6 çarpı 8 çarpı kosinüs a desem. Şimdi burası 100 yaptı. 100 eksi 48 96. Kosinüs a. Ne eşit? 16'ya. O zaman 96 kosinüs a eşittir. 84 yapar. Kosinüs a da buradan 84 bölü ne yaptı? 96 mı yaptı? 12'ye bölsek 7 bölü 8 mi yapar? 7 bölü 8 yapacaktır. Değil mi? 12'ye böldüğünüzde. Peki bir dik üçgen çizelim kosinüsü 7, 8 diyelim. 64'ten 49 çıktı. 15 mi kaldı? O zaman burası kök 15 oldu. O zaman kök 15 bölü 7'dir. Neydir arkadaşlar bizim? Ee, şu A açısının tanjant. Değil mi? Tanjant A eşittir kök 15 bölü 7 mi yaptı? Neden? Çünkü bakın şuradaki üçgenlerde tanjantı bulmak karşı bölü komşu bulmak daha kolay. Şimdi biz 0 ile 90 arasındayken alfa arttıkça tanjant alfa ne yapar diyoruz? Artar diyoruz. Yani alfa 1 küçüktür alfa 2 olursa tanjant alfa 1 küçüktür tanjant alfa 2 olacak. Büyük açının tanjantı daha büyük. Küçük açının tanjantı daha küçük. Şimdi ben bu açının hani sayısal değerini bilmiyorum ölçü olarak ama tanjant değerini biliyorum. Eğer ki buraya yerleştirdiğim üçgen Nin tanjantı daha büyük gelirse, şurada mesela pembenin tanjantı daha büyükse bu arkadaştan, o zaman açı olarak daha büyüktür. Yani o zaman otomatikman çıkıntı dışarıda açılacaktır. Mesela şöyle falan olacaktır. Değil mi? Şimdi orayı anladığımıza göre, şimdi şu pembede bakalım. Pembede tanjant nedir şurada? Tanjant ne yapıyor? Tanjant 1 bölü 2 yapıyor. Burada tanjant ne yapıyor? 3 bölü 2 yapıyor. Buradaki tanjant ne yapıyor? 2 bölü 5 yapıyor. Şimdi bunlardan hangisi kök 15 bölü 7'den büyükse o zaman o açının hipotenüsü bakın şöyle dışarıda olacaktır. Dışarı çıkacaktır o. Tamam mı? Şimdi o zaman nasıl kıyas yapalım? Mesela tanjanta kök 15 bölü 7 kareden yola çıkalım. Çünkü sonuçta atıyorum mesela AB'den büyükse ki ikisi de pozitif. O zaman A kare de B kareden büyüktür yorumu yapabilirim. Şimdi kök 15 bölü 7'nin karesi 15 bölü 49 yapar. Şimdi birinci öncüyle bakalım. Birinci öncünün karesi 1 bölü 4 yaptı. İkinci öncünün karesi 9 bölü 4 yaptı. Üçüncü öncülün karesi de kaç yaptı arkadaşlar? 4 bölü 25 yaptı. Şimdi bu dan büyük bir tanjant değeri varsa bilin ki o sığmayacaktır. Mesela 9 bölü 4 bu patladı. Çünkü iki küsür bir şey. Mesela 1 bölü 4 bunu 12 ile genişletseniz bu okey. Mesela 4 bölü 25 bunu 2 ile genişletseniz 8 bölü 50 yapar. Bu da okey. O zaman doğru cevabımız ne gelmesi lazım? Denizli gelmesi lazım diyebiliriz. Yani doğru cevabımız Denizli'ydi. Şimdiki sorumuzda tanjant x eksi kotanjant eksi x 8 ise kosinüs x eksi sinüs eksi x farkının pozitif değeri aşağıdaki hangisine eşittir demiş. Şimdi sadece kosinüs fonksiyonu içindeki eksi yutuyordu. Diğerleri eksiyi hep ne yapıyordu? Önüne alıyordu. Yani bu eksiyi önüne alacak. Çünkü bu aslında kaçıncı bölgede olmuş oluyor? Dördüncü bölgede olmuş oluyor. Dördüncü bölgede sadece kosinüs art. Eksi dışarı aldığında o zaman ne yaptı? Tanjant x ile kotanjant x'in toplamını biz kaç bulduk? 8 bulduk. Peki sinüs de eksiği önüne alırsa o zaman bize neyi soruyor? Cos x artı sin x'i mi soruyor arkadaşlar? Şimdi buradan nasıl yorum yapabiliriz? Tanjantla kotanjant toplamı 8 ise cos x ile sin x için ne diyebiliriz? Şimdi mesela bunu açsak mı acaba? S bölü c artı c bölü s diye açtık. 8 eşit oldu. Payda de eşit dedim. S kare artı c kare bölü s eşittir 8 geldi. O zaman burası kaç oldu arkadaşlar? 1 oldu değil mi? O zaman 1 bölü SC 8 ise o zaman SC buradan nedir? 1 bölü 8'dir. Şimdi cos x artı sin x'i istemiş bizden. Biz o zaman ne yapalım? Cos x artı sin x'in parantez karesini alalım. Bakın neler çıkacak. Bunun parantez karesini aldığımızda cos kare gelecek, sin kare gelecek. Bir de 2 tane cos da sin'in çarpımı gelecek. Zaten sin kare artı cos kare 1'di. Cos da sin'in çarpımı burada 1 bölü 8'di. 2 ile çarparsak 1 bölü 4 yapacak. O zaman karesi kaç yaptı? 5 bölü 4 mü yaptı? O zaman karesi 5 bölü 4. Kendisi nedir? Kök 5 bölü 2'dir. Eksi de olabilir, artı da olabilir. Yalnız neyi sormuş? Pozitifini sormuş. O zaman doğru cevabımız nedir arkadaşlar? Bursa'dır diyebiliriz. Şimdiki sorumuzda bize neler diyor? 3 tane çubuk verdim diyor. Kalınlıkları önemsenmeyen yeşil, kırmızı ve mavi. Sonra bunların diyor bu şekilde diyor yerleştirin diyor. Bu yerleştirme sonucunda diyor şuradaki mesafe diyor kaç birimdir diye soruyor. Şimdi kırmızı olan 8 birimde, Mavi olan 6 birimdi. O zaman burası 5 ise buraya 1 kaldı. Değil mi? Burası 1 oldu. Peki yeşil olan kaçtı? 7 miydi? O zaman buraya da 7 yazdım. Şimdi mesela burada kosinüs teoremi güzel gider. Mesela şu açının kosinüsünü uygularım. Küçük üçgende, içerideki üçgende kosinüs değerini bulurum. Sonra onu büyük üçgene yastır. Soruyu çözerim. Şimdi o zaman biz küçük üçgendeyiz. Yani 5, 7, 8 üçgenindeki şuradaki açı alfa yani şu açı alfa dedim. O açıya göre kosinüs terimi uygulayalım. Alfanın karşısındaki kenarın karesi 7'nin karesi eşittir. 5'in karesi artı 8'in karesi eksi 2 çarpı 5 çarpı 8 çarpı kosinüs alfa. O zaman 64 25 daha ne yapar? 89 mu yapar? Eksi orası da kaç yaptı? 80 kosinüs alfa yaptı. Burası da 49'dur. O zaman 80 kosinüs alfa bunu bu tarafa attık. Bunu bu tarafa attık arkadaşlar. 40 kaldı. Kosinüs alfa için ne diyebiliriz? 40 bölü 80 yani 1 bölü 2 diyebiliriz. Ha, açı tanıdık geldi aslında. Açı kaç oldu? Kos 60 değil mi? Alfa o zaman 60 derece. O zaman şimdi bizim elimizde ne var? Şöyle bir tane üçgen var. Büyük üçgene bakalım. Burası 6, burası 8, burası 60 derece. O zaman bizden bunu istiyor diyebiliriz. Yani isterseniz bundan sonra kosinüs teoreminden ziyade bir dik atıp Değil mi? 30 60 90 üçgenini ben burada görürüm. Buradan yürüyebilirim. 30'un karşısında kenar hipotenüsün yarısıydı. Yani 3. O zaman buraya 5 kaldı. 60'ın karşısında kenar da 30'un karşısında kenarın kök 3 katıydı. O zaman burası da ne yaptı? 3 kök 3 yaptı. O zaman 3 kök 3'ün karesi artı 5'in karesi eşittir x kare. O zaman 27 artı 25 ne yapar? 52 mi yapar? x kare 52 ise x buradan ne gelecektir arkadaşlar? 2 kök 13 gelecektir diyebiliriz. Yani doğru cevabımız Bursa'dır. Şimdiki sorumuzda x bir dar açı olmak üzere bu ifadenin eşiti açıkların hangisidir demiş. Şimdi ben şöyle söylüyorum, istediğiniz kadar içeriye 2 pi ekleyip istediğiniz kadar 2 pi ne yapabilirsiniz, çıkartabilirsiniz. O zaman mesela bu 7 pi ya buradan 6 pi çıkartabilirim ben. Çünkü 2 pi'nin katlarını, 2 pi'nin katlarını ekle, çıkar bedava. Bu mantıkla düşünürsek o zaman 6 pi çıkardığımızda 1 artı tanjant pi eksi x kaldı. Bölü şimdi 19 bölü 2 ister esas ölçüyle bulursun ya da istersen dersin ki 19'u 2'ye böldüğünde ne oluyor? 9 buçuk mu yapıyor? 9 buçuktan 8 çıkartırsın o zaman orada 1.5 buçuk pi kaldı. Yani 1 eksi tanjant 1.5 buçuk ne demek? 3 pi bölü 2 eksi x dersin. İstersen de dersin ki 19'u 4'e böldüm. 4 kere var. Kaç kaldı? 3 kaldı. O zaman 3 bölü 2 eksi x. Yani esas ölçüsünü bulup da yapabilirsin. Şimdi tanjant biz burada 180'i kullandığımız için fonksiyon isim değiştirmiyor. Aynen kalıyor. Kaçıncı bölge? İkinci bölge. İkinci bölge tanjant eksi. Yani 1 eksi tanjant x bölü. Şimdi 3 bölü 2'yi kullandığımız için fonksiyon isim değiştirecek. Kaçıncı bölgede olacak? Bir de 270'ten geri geldiğiniz için. Üçüncü bölgede o zaman 1 eksi kotanjant x olacak. Şimdi bu ifadeyi düzenleyelim. Mesela kotanjant dediğin şey aslında 1 bölü tanjanttır galiba değil mi? O zaman 1 eksi t bölü 1 eksi 1 bölü t diyelim. Sonra 1 eksi t bölü. Şimdi şurayı payda eşitleyerek hareket edelim. t eksi 1 bölü t diyelim. Sonra bu ters çevirip çarpılacak. Yani 1 eksi t çarpı t bölü t eksi 1. Daha sonra oradaki ifade 1 eksi t ile t eksi 1 birbirine götürecek. Eksi 1 gelecek. O zaman sonucumuz ne olacak? eksi t olacak. Yani eksi tanjant x olacak diyebiliriz. Yani doğru cevabımız denizlidir arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Şimdiki sorumuzda 4, 3 ve 4 kos alfa kenarları olan bir tane abc üçgeni vermiş. Buna göre kos alfa nedir demiş. Burada hani yapacağınız iş cos üst uygulamaktır. Yani mesela alfanın karşısındaki kenarın karesi yani 16 tane cos alfa eşittir 4'ün karesi artı 3'ün karesi eksi 2 çarpı 4 çarpı 3 çarpı kosinüs alfadır. O zaman burası kaç yaptı? 12, 24 kosinüs alfa yaptı. 24'ü buraya attım. 40 kosinüs alfa eşittir. 16, 9 daha 25. Buradan kosinüs alfayı biz ne diye söyleyebiliriz? 25 bölü 40 diye söyleyebiliriz. E 5'e bölersek ne oldu? 5 bölü 8 oldu. O zaman doğru cevabımız nedir? Şıklarda Bursa'dır. İlk başta bulamamıştım. Şimdiki sorumuzda x demiş sıfırla demiş 90 arası ne demiş? Sin eksi x artı cos 60 1 bölü 3 ise kotanjant x nedir diye sormuş. Cos 60 sin 30'dur zaten burası 1 bölü 2'dir. Sinüs içindeki eksi ne yapıyor? Dışarı atabiliyordu. Yani eksi sinüs x diye yansır burası. Eksi sinüs x artı 1 bölü 2 eşittir. 1 bölü 3 ise bunu bu tarafa attık. Eksi sinüs x eşittir 1 bölü 3 eksi 1 bölü 2 yapacak. Buradan ne gelecek? Eksi 1 bölü 6 gelecek. Eksi sinüs x ifadesi. O zaman sinüs x ne yaptı arkadaşlar? 1 bölü 6 mı yaptı? Aynen. O zaman sinüsün 1 bölü 6 olduğu yerde karşı hipo komşu burası ne yapıyor? Kök 35 mi yapıyor? Aynen. Bize neyi soruyor? Kotanjantı soruyor. Komşu bölü karşıdan cevabımız ne gelecektir? Kök 35 gelecektir diyebiliriz. Doğru cevabımız Edirne'dir. Şimdi en derin noktası 12 ve uzunluğu 21 olan yüzme ağzının krokisi aşağıda verilmiştir diyor. AD'yi 20 vermiş. DC'yi de 12 vermiş. Verilenleri bu şekilde. Teta'yı da vermiş. Her şey ekranda gözüküyor zaten. B ve F noktalarının yani şu noktayla şu noktanın diyor. LC kenarına uzaklıkları. Şimdi LC kenarına uzaklığı derken rastgele kafanıza estiği bir uzaklık değil. Dik uzaklığı kastediriz biz. Yani bizim bir yere olan uzaklığımız en kısa uzaklıktır. Bilginiz olsun. Yani işlem yaparken o şekilde yapacağız. O zaman burası 8 birimmiş. Değil mi? Şurası 8 birimmiş. Şurası da 6 birimmiş. Toplam burası 12 ydi. O zaman buraya kaç kaldı? 4 kaldı galiba. Şuraya da şuradan devam ettirirseniz buraya da kaç olacak? 6 olacak. Şimdi şöyle bir hareket yapsam şuradan. Şu maviyi kullanmayayım. Resale yeşil kullanayım. Şuradan şuraya bir tane dik atsam. Şurası 8 olduğu için burası 6'dır. O zaman burası 8'i gitti. Burası 2 kaldı. Şimdi bakın şu üçgenle şu üçgenle şu üçgen nedir arkadaşlar? Birbirine benzerdir. Hatta şu açılar yöndeş olduğuna göre bakın birinin karşısı 2 var. Birinin karşısında 6 var. O zaman benzer oranı nedir? 1/3'tür. O zaman mesela şurası ise şurası nedir? 3k'dır. Yani burası da k'dır ve bunun toplamı 20'dir. O zaman 4k 20 ise k'sı kaç geldi? 5 geldi şuradaki üçgeni kullanarak yok o üçgeni kullanmayalım. K'sı 5 olduğuna göre şu üçgeni kullanarak neyi bulalım? Direkt tanjant teta'ya ulaşalım. O zaman tanjant teta karşı bölü yani 5 bölü komşu. Kaç yapacak? 6 yapacak? Yani doğru cevabımız ne geldi arkadaşlar? Adana geldi.